أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد خير نسك من شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ديارك رب الجمل زي شمال وجنك بمط نصير ومسر إلسان بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم. Değerli müminler, bugünkü dersimizde Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasından 13. ayet-i kerimeden 19. ayet-i kerimeye kadarki kısmını anlamaya ve aktarmaya çalışacağım inşallah. Surenin fazileti, ölmüşlerimiz için okunmayla ilgili rivayetler, sureyle ilgili söylenenler iki hafta içerisinde geçmişti, anlatmıştı. Bu surenin Mekke-i Mükerreme'de yaklaşık bir setin ortalarında Mekke bakımından 6. 7. yıllarda nazil olduğunu düşünürsek, müşriklerin şiddet ve işkencelerinin giderek arttığı, Müslüman kalmanın ve olmanın zorlaştığı bir dönemde Allah-u Teala Yasin-i Şerif için Kur'an'ın kalbi denir. Bu anlatılacak kıssa için de, bu sayfa için de Yasin'in kalbinin kalbi denir. Yani buradaki ifade öyle ifade ediyor tefsirlerde. Müslümanlara bir misal veriyor ve müşriklere de akıbetlerini haber veriyor. Müslümanlara da وَلَا تِهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz buyurulmaktadır. Hatta Mekke döneminde de bu ayetten sonra hemen gelen ayette eğer size bir musibet, bir sıkıntı isabet ederse sizden evvel de onlara da isabet etmişti denilerek bu mağlubiyet veya galibiyetler bir imtihandır. Çıkarılması gereken dersler vardır. Ama iman ve İslam yolundan asla vazgeçilmemelidir. Tabii Mekke'de Müslüman olmak gerçekten çok zordur. Bunun için de Kur'an-ı Kerim لَا يَسْتَبِي مَنْ اَنْفَكَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ Mekke fethedilmeden önce Allah yolunda harcama yapıp cihad edenlerle Mekke fethedildikten sonra Müslüman olup infak eden veya cihad edenler sevap bakımından denk ve eşit değildir buyuruyor. Zor zamanda Müslüman olmak meselesi çok daha önem arz etmektedir. Bunun için de Mekke döneminde Kur'an-ı Kerim'de iman esası üzerine, dünya görüşleri üzerine hükümler vardı. Medine döneminde ise ahkam, muamele ve ibadet dediğimiz hususlar daha ağır basmaktadır. İşte buradaki ayet-i kerimeler Müslümanlara daima ümit var olmayı söylüyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Onlara, o Mekke müşriklerine, o memleket halkını örnek olarak ver. Kur'an-ı Kerim وَتِلْكَ الْاَمْزَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ diye birçok ayette insanlara hakikatleri misallerle anlatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerini misallerle zaman zaman anmaktadır. اَلْمُؤْمِنُ لَنْدِلْ مُؤْمِنِكَ الْمُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّبَ اَسَابِعًا Mü'min, mü'min için diyor, ellerini böyle birbirine geçirerek kenetlenmiş bir duvar gibidir, sımsıkı safları sırf halde olduğunu misalle göstermektedir. Öyleyse insanların
geçmiş hikayeleri, yaşanmış olayları bilmesi gelecek bakımından ona ibret vermiştir. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim bize yetecek kadar kıssa anlatmıştır. Peygamber hayatı anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de daha evvel anlatılmadık peygamberlerin olduğundan haber vermektedir. Yani sadece anlatılanlar değil, anlatılmayan daha çok peygamber vardır. O halde burada Rabbimiz ashaben kariye, kariye kelimesini kullanıyor. Kariye bizim Türkçe'de biraz sanki köy gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Aslında kariye, asime, başkent, göz dolduran değerli yerler demektir. Yani Mekke için de bu kavram kullanılır veya Taif için de kullanılır veya başka yerler için de kullanılır. Öyleyse kariye sıradan bir kasaba değildir. İnsanların değer verdiği, önem verdiği, bugünkü ifadeyle metropol şehirlerdir. Göz dolduran şehirlerdir. Allah-u Teala aslında burada o memleket halkını örnek olarak bize vermektedir. Memleketlerin iyi olanları var. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي قَبُسَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِلًا. İki tane memleketten bahsediyor. Bir tanesinin maddi ve manevi gelişimin Allah'ın izniyle olduğunu, bir tanesinden de çerçöpten başka, dikenden başka bir şey çıkmadığını anlatıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Medine kelimesini kullanıyor. Kariye kelimesini ayet-i kerimede görüyoruz kullanıyor. Bir de beled kelimesini kullanıyor. La uksimu bihâzel beled. Bende de bugün belediye dediğimiz onarılmış olan, yaşama her bakımdan elverişli olan yerlerdir. Buradan bakıldığı zaman demek ki Allah-u Teala şehirlerin tarihini de bilmemizi ister istemektir. Memleketlerin tarihini öğrenmemize işaret etmektedir. Nasıl gelişiyor şehirler ve nasıl helak oluyorlar? اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Hani oraya elçiler gelmişti. Kur'an-ı Kerim nübüvveti bazen tek bir isimle anlatır, Allah der. Genellikle iki tane anlatırsa Allah ahiret der. Veya bazen Allah nübüvvet ve ahiret olarak anlatır. Bunun 6'ya kadar da sayısını iman esasları olarak biliyoruz. Öyleyse elçi denmesi tevhide bir işarettir. Çünkü elçi kendine ait bir sözü değil, görevlendirilme vesilesiyle söylenilmesi gerekeni aktaran kimse demektir. Onun için ya eyyuhar resulü bellim ma hundur ileyke min rabbik. Peygamberimize Cenab-ı Hak Efendimiz'e tebliğ edileni ulaştırılmasını emretmektedir. Ve innem tef'al fema bellegde risalete. Eğer bu görevi ifa etmezsen o zaman vazifeni yapmamış olursun diyor. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِينَ. Ve devamı ayetleri herhangi bir şey de asla bizim bildirdiğimiz dine karıştırmayacaksın diyor. Öyle bir şey yapmaz da hani oradan da bize bir ders çıkıyor, bize de kendi kafamızdan bir şeyler çıkarıp da هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنَا قَلِيلًا. Kendileri بَبَيْلَ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ بَبَيْلَ مِمَّا يَكْسِبُونَ ayetlerinde elleriyle yazıyor, çiziyor, söylüyor. Bu da Allah'tandır diyoruz. Bir şeyin Allah'tandır denmesi çok ciddi sorumluluk gerekir. وَاِذَا فَعَلُوا فَاِشَةً. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman ne diyorlar? Biz atalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah da bize bunu böyle emretti diyorlar. Ve Allah'a bilmedikleri şeyi iftira ediyorlar. Bunun için bir insan kendi adına veya din adına konuşurken daima sorumluluk içerisinde. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Bir şeyin serbest ve yasak olma ilkesi Allah'a aittir. Resulüne aittir. Peygamber yasaklayabilir mi, haramlayabilir mi? Tevbe suresinde ayet-i kerimede Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarına haram kılmayanlarla cihad etmek emredilmiştir. Demek ki Peygamberimizin de yasaklama yetkisi vardır. Yani bazıları diyor ki işte sadece Kur'an, hayır efendim, ayet-i kerime Tevbe suresinde var veya başka yerlerde var. Efendimizin de yasaklama yetkisi veya serbest bırakma yetkisi vardır. Çünkü Allah onu ne yapmıştır? Bu konuda eğitmiştir.
elçiler olduğunu görüyoruz. Bu elçilerin içerisinde de fazilet bakımından farklılıkları var. Geçen pazar da zannediyorum dersimiz, ulul azim, azim sahibi olmak ve azim sahibi peygamberlerin özellikleri nelerdir bunu anlatmıştım. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, İz arsalna ileyhim ithneyn. İki tane elçi gönderdiğimizi hatırlayın diyor. İki tane elçi. Fekezzebuhuma, o ikisini yalanladılar. Demek ki insanlar yalanlayabiliyorlar Allah'ın elçilerini. Tabii bu çok ciddi bir sorumluluk gerektiren bir iştir. Peygamberi kabul etmemek veya Allah ve Resulünün arasını açmak hakkıyla kafir olmaktır. Allah muhafaza etsin. Ne kitabın ne peygamberin, bu şunu da demektir. Dünya ile ahiretin, dinle devletin, kadınla erkeğin, fertle cemiyetin arası açılmayacaktır. İmanla amelin arası da açılmayacaktır. Evet, biz itikaden amel imandan bir cüz değildir, amel işlemeye kafir değildir. Doğru. Çünkü Kur'an-ı Kerim büyük günah işleyenlere de buyuruyor ki pazar günkü sabah bir konumuz büyük günah meselesi olacak. Büyük günah işleyenlere de ey iman edenler diye başlıyor ayet. Yani kendisine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler, o büyük günah işleyenlere. Ama bu şu anlama gelmemeli, mümine günahı zarar vermez, mürciyemezse anlamına gelmemeli. O zaman günahla sevabın bir farkı kalmamış. Böyle bakılınca buradan şunu görüyoruz, elçileri yalanladılar. Cenab-ı Feazzezna misalisi, biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek verdik, kuvvet verdik buyuruyor. Demek ki buradan şunu anlıyoruz, biz bir yere birini gönderdik, yetmedi ikinciyi göndereceğiz, yetmedi üçüncüyü göndereceğiz. Yemen Efendimiz Sa'd ibn-i Muaz'ı göndermiştir, Hazreti Ali'yi göndermiştir veya Medine'ye farklı insanlar göndermiştir. Bir sefer göndermek ve söylemekle biz asla sorumluluğumuz bitmiş olmaz. Bu ayet gösteriyor ki defalarca gönderilmeli. Hatta Yunus peygamberin hayatını okuyoruz ki balığın karnından çıktıktan sonra yeniden kavmine dönüp yüz binlerin iman ettiğini görmekteyiz. Ümidi kesmek yok asla. Şimdi bu üç kişi kim ve memleketi neresi? Bu konuda iki tane kanaat var ulemanın. Bir, Allah-u Teala şehir ismi, peygamber ismi söylemediğine göre bize esas olan buradaki ilgedir, şehir değildir. Yani hangi memleket? Antakya mıdır? Irak tarafı mıdır? Roma mıdır? Bizans mıdır? Gönderilen efendim, elçilerin isimleri, Yuhanna, Paulus veya Zephanusofa mıdır? Nedir? Bunlar söylenmemiştir. Öyleyse biz şehirlerin üzerinde değil, olayın üzerinde yoğunlaşmak mecburiyetindeyiz. Bazı alimlere göre ise, burada uzun uzun tefsir isimleri vermek istemiyorum, bazı alimlere göre ise bunun Antakya olduğunu, İsa Aleyhisselam'ın oraya iki elçi gönderdiğini, onların kabullenilmediğini ve üçüncü elçi gönderildiğini, üçüncü elçinin de kabul edilmediği ve gelecek hafta anlatacağımız şehrin kenarından gelen veya şehrin değerli bir adamının da destek verdiğini görmekteyiz. Hemen burada şunu söyleyeyim. Aslında burada vecae min aksar Medine, bakın kariyeden Medine'ye geldi olay, şehrin kenarından veya değerli bir insanın peygamberleri savunmasının bize anlatılması şu anlama gelir. Ey müminler, siz de peygamberlerinizi bu adamın savunduğu gibi savunun ki bu adamın ulaştığı güzel nimete ulaşasınız demektir. Yani ismimizi Yasin-i Şerife yazdırmak istiyorsak dini savunanları savunmakla sorumluyuz. Allah-u Teala yarım sayfa çok belagatlı, çok hikmetli tevhidin esasını, özünü, ahireti, şehadeti anlatan ders önümüzdeki hafta devam edecek. O zaman buradan bize de sorumluluk çıkıyor. Yani peygamberler var, biz peygamber değiliz ama peygamberlere destek olacak insan o gün havarilerdi, bugün kûnû ensârallâh, Allah'a yardımcılar olun emri ilahisinde bizim sorumluluğumuz verilmektedir ki üç tane ensar vardı. Biri men ensari ilallah, Hazreti İsa'nın ensarıdır. Yani Allah yolunda bana kim yardım edecek diyor. İkincisi ise ensar, Kur'an-ı Kerim'de vellezine tebevvel dâra vel imanen yugabrihi
üçüncüsü ümmeti Muhammed'in intensurullah'a yansurkum gibi ayetlerle dine nusret sorumluluğu vardır. Allah-u Teala bu sorumluluğu da bize vermiştir. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi Allah'a yardım edin. Yani dinine yardım edin. Emri inayesi var. O zaman memleket üzerinde çok durmuyoruz. Bazı araştırmalarda Antakya'nın böyle bir helaka uğramadı. Üçüncü sayfada helaktan anlatılıyor. Böyle bir sayfaya rastlamadığını söyleyenler var. Ama bu açıkça beyan edilmediğine göre esas olan şey bir tebliğin kabul edilmediğinin sebebi nedir? Ve sonra akıbet ne oluyor? Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Mekkelilere diyor ki aklınızı başına alalım. Müminlere de diyor ki böyle olaylar eskiden oldu, sonuçları böyle oldu, ümidinizi kesmeyin. Hatta bunun için şöyle bir yorum da var. İki tane elçi, biri Hazreti Musa, ikincisi Hazreti İsa, üçüncü ve Hazreti Bizanis Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam. Demek üç elçi olacak ya, böyle de anlatan tefsirlerimizin var olduğunu görüyoruz. Fekalû dediler ki, inna ileyküm muhselûn. Biz size gönderilmişiz dediler. Yani elçiler, biz size gönderildik dediler. Görevlerini ifa ettiler. Yani biz kendimizden gelmiyoruz demektir. Kendi davamıza çağırmıyoruz. Kendimize kul olun da demiyoruz. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُتِيَهُ اللّٰهُ كِتَبْ وَالْحِكْمَةِ بِلَا اللّٰهِ. Bu ayette buyruluyor ki, kendine kitap ve hikmet verilen bir peygamberi Allah'ı bırakın da bana kul olun demesi yaraşmaz, uygun düşmez. Böyle bir şey demiyorlar. Yani Allah'ı bırakın bana kul olun demiyor. Ve ne diyorlar? Allah'a kul olmaya çağırıyorlar ki kendileri de bu kullukla sorumlu olduklarını defaatle beyan etmişler. Öyleyse gönderilen gönderildiği yere gidecek. اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ دَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَا وَيَخْشَى. Doğru Firavun'a gidin diyor. Hem iki kardeş gidin, yumuşak şekliyle söyleyin, ümitli olarak söyleyin, belki aklını başına alın. قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُدَ عَلَيْنَا اَوْاَنْ يَطْغَى. Bunlar da diyor ki, yani biz gideceğiz ama ya Rabbi korkuyoruz. Yani bu iş, bu Firavun'u sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Bize bir azgınlık, taşkınlık, isyan da bulunur. Bize bir zarar verir. Cenab-ı Hak, لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَاَرَى. Şöyle bir iman olacak insanda. Gidin korkmayın, ben işitiyorum ve görüyorum. Takip altındasınız diyor. Ne kadar güzel bir şey. Görüyorum sizi diyor, hadi gidin bakalım. Hiç merak etmeyin, gidin söyleyin ona diyor. Konuşun, ben işitiyorum ve takip ediyorum olayı diyor. O zaman bütün hadiseler Allah'ın işitmesi ve takibi altındadır. Ancak her seferde galibiyet dediğimiz sonuç mu olur? Galibiyet dini anlatmaktadır. Çünkü وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Haksız yere peygamberleri öldürenler de vardır. Öldüren de, öldürülen de galip, kazanan da galip. Onun için hüsneyeyn der Kur'an-ı Kerim. Ne demek Hüsneyn? İki güzellikten birisi. Ya şehit olmak, ya gazi olmak. Ya başarmak, ya ahirete canlı olarak gitmek. Müminde mağlubiyet diye bir şey yok. O mağlubiyet sadece şu anlamı. Rabbi inni mağlubun fendası. Ya Rabbi başaramadım, ya Rabbi yardım et diyor bu aleyhisselam. Yani imanı anlatamadım. Bu bir İslami edeptir. Yoksa görevini yapmadın mı? Leylen ve nehara. Gece ve gündüz açık ve gizli anlattım. Felem gelip bir duayı illa firara. Bunlar ben anlattıkça daha da çok kaçtılar ya Rabbi diyor. O zaman burada şunu görüyoruz. Müminin yaptığı tüm ameller bir galibiyettir, bir berekettir ve onun için bir fazilettir. Ama şöyle de düşünürsek yanlış olur. Efendim biz bizimizin üstümüze düşeni yapalım. Allah ister bizi galip getirir, ister getirmez. O zaman Allah-u Teala'ya haşa haşa bühtan etmiş olur. Yani biz yaptık da Allah vermedi. Olur mu? Ve adallahu lezine aminu minkum ve aminu s-salihah ne estaklifennum fil ardeke me estaklifen lezine min gabriyim. Sureyi Nur'da 54 olacak belki yanlış değilse. Cenab-ı Hak sizden iman edenlere ve güzel amel işleyenlere sizden evvelkilerini yeryüzüne yerleştirdiği imkan iktidar verdiği gibi size de imkan veriyor.
korkularınızdan sizi emin kılacaktır diyor. Ve aşağıda çok daha ilginç bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de tek başına Allah'a itaat eden ayet yok değerli müminler. Hep Allah'a ve Resulüne itaat eden ayetler var. Atiyullah'a ve Resulüne benzerleri. Ama tek başına peygambere itaat eden ayet var, ilginçtir. Ve akimus salate ve atuz zekate ve atiyur rasule leallekum turhamun. Bu ayetin adına. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki merhamete ulaşın. Bak tek başına peygambere itaat emri gelmiş. Bu da peygamberimizin ne kadar değerli ve yüce olduğunu gösteriyor. O zaman hani biz görevimizi yaptık, Allah vermedi derse Allah'ın vaadi var. La yuhluful mi'ad, sözünden dönmez. Demek biz hakkıyla yapamadık demektir. Yoksa yaparsa ya deryaya gark eder, ya suyun içinde yol açar, ya sudaki balığın içinden çıkarır, ya da Mekke fethi gibi güzellikler nasip eder. Muhakkak Allah bereket vereceğini beyan etmektedir. Şimdi buyuruyor ki, galiba dediler ki, مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا. Siz de bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Şimdi daha evvel burada anlatmıştık. İnsanın yaratılışında Kur'an-ı Kerim bir halife yaratacağım diye ayet var. وَاِذْقَانَ رَبِّ الْمَلَائِكَ اِنِّي كَالُ فِلَانَ. Başka bir ayette beşer olarak beyan ediyor. Demek ki ben bir beşer yaratacağım diyor. Beşer, insanın dış yüzüne tereddüt eden kısımdır. Yani içinde kanıyla, etiyle, metabolizmasıyla hareket haline geçen kısmı beşerdir. Peygamber de beşerdir. Biz de beşeriz, inanmayanlar da beşer. Ama güzel bir söz vardır, tabel olarak yazılır. Muhammed'in beşerin lâken beşer. Belhü ve Yakut'un beynel hacer. Muhammed de beşerdir ama öyle bizim gibi bir beşer değil. O taşlar arasında bir Yakut gibi beşerdir. O zaman beşeri üstün kılan vahiydir. Gelmesi ya da kabul edilmiştir. Bundan dolayı beşeriyet küfrün gözünde sıradan bir insaniyet olarak kabul ediliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ben insan yaratacağım denmiyor. İnsaniyet beşeriyetten sonra tekabül eden kısımdır. Bunu daha evvelki derslerimde uzun uzun anlatmıştık. O halde buraya bakınca diyorlar ki مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا. Bu beşer meselesi bizim Müslümanların da aklını biraz çeliyor. Şöyle, Peygamberimizin beşerin yönü diye hadis araştırmaları ve fıkıh araştırmalarında bir konu başlıyor orada. Makaleler, doktora tezleri, kitaplar, iddialar var. Yani Peygamberin beşeri yönünü örnek alacağız mı, almayacağız mı? Bu netameli bir konu. Peygamberle ilgili konuşmak ciddiyet ister. İki örnek vereyim. İmam-ı Rabbani Mektubat'ta diyor ki, tasavvuf kitabıdır. Peygamberimizin sünnetleri ikiye ayrılır. Örfi sünnet, bir de şer'i sünnet. Örfi sünnet, onun hayatın hani beşeri dediğimiz yönü var ya, ona tekabül eder diyor. Bunu yaparsak ecri var, yapmazsak vebali yok diyor. Ama yaparsak ecri var. Öyle yapmış, yatmış, yemiş, uyumuş, giyinmiş, neyse. Ama şer'i sünneti yapmazsan kınanırsın veya sıkıntı çekersin veya şefaattan mahrum olursun. Ancak Hayrettin Karaman Hoca Efendi'yi tanıyorsun. O da diyor ki, bu beşeri yönüyle nebevi yönünün maddelerini çok açık ve net araştırıp ortaya koymakta sıkıntı var. Yani ne demek? Mesela işte Peygamberimizin sakalını düşününüz şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı beşeri bir şey midir? Yoksa şer'i midir? Hadi bakalım. Üç tane görüş var. Efendimizin bir kere hadis-i şerifleri var sakalıyla ilgili. Ancak bir kısım alimler edilletü tahrimi halkül lehiyye onun kesilmesini yani erkeğin kesmesini cevaz vermiyorlar. Ve mezahib-i erbaada falan bunun harama kadar zecri anlamda götürüyorlar. Muhammed Ebu Zehra diyor ki Mısırlı bu beşeri bir adettir diyor. O da öyle görüş var. Bir kısımlar da diyor ki bu bırakan insanın sakalını kesmesi günahtır. Yani ben bıraktım kesemem. Siz her gün kesseniz bir şey olmaz. Şimdi o zaman ne olur şimdi? Beşeri midir değil midir? Ya da kıyafeti ya da yerde yemek yemesi. Veya başka şeyler. O zaman buradan şunu görüyoruz. Peygamberimizin beşer oluşu Müslümanları da dini anlama noktasında bazı farklı
doğru, yanlış noktalara gitmiştir. Dikkat etmek lazım. Yani o da bizim gibi bir insandır. Ama onun yemek yemesini görsek, insan nasıl yemek yiyor görürüz. Onun uyumasını görsek, o varlık içerisinde bir hasır üzerinde uyuyan peygamberden vücudunun yatışında alacağımız bir ders var. Öyleyse biz de şöyle düşünelim. Beşeri yönünden beşeri ders alalım, nebevi yönünden imani ders alalım. Olmaz mı? Yani böyle örneklere bakarsak. Neyse konumuz bu değil. Buradan şunu görüyoruz. Diyorlar ki sen de bizim gibi bir insansın. Öyleyse bize gelmeyen şey sana gelmiş, seni mi kabul eder? وَمَا اَنْزِرَ رَحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Rahman bir şey indirmemiştir. Maşallah Rahman'ı da biliyorlar bak. Çünkü ayet ister Allah deyin, ister Rahman deyin. وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Allah eğitim yaparken bazen çok merak ediyorum bu Yasin'deki ikinci sayfanın o şahsın vaazı haftaya onun gibi vaaz etmek istiyorum bazen ama başaramıyorum. Hiç kınayıcı bir dil kullanmıyor. Haftaya göreceksiniz. Ya da şöyle bir vaaz edemeyiz. Biz hep cemaati suçlu gibi ya da kusurlu, eksik gibi bir hal alıyor. Biz sanki Arif'in tarafında gibi oluyoruz. Ne gibi? وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde sekinetle yürürler. Onlara bir cahiller rastladığında selam der geçerler. Gecelerini rükû ve secde ile geçirirler. Ellerini açarlar ya Rabbi bizi cehennem azabından sav derler. Kimseye bir ağır söz söylenmiyor ama şu söyleniyor. Rahman'ın kulları böyle olur. Olan olur, olmayan olmaz. Ne güzel değil mi? Ortaya hakikat söyleniyor ama Rahman'ın kulu. Hani hacca gidince duyufur Rahman diyor ya oradaki hoca efendi. Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diyor ya. Mekke'de Rahman'ın misafiri, yeryüzünde Rahman'ın kulu olmak aynı şey değil mi? Her ikisi de Rahman'ın. Onun için Er-Rahman allemel Kur'an. O kadar önemli ki Bismillahirrahmandaki Rahman Allah-u Teala o isimde bir de sure-i celile-i vermiştir. O zaman Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunu anlamayan insana يَا اِيْوَ الْاِنْسَانَ مَا فَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Ey insan, seni kerim olan bu nimetleri ihsan edene karşı aldatan nedir? Niye aldanıyorsun? Neden aldanıyoruz işte sebeplerini? فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dünya hayatının zevkleri, hedeflerini yerine getirmek ya da şeytanın yanlış bir Allah inancıyla affeder canım o kadar da değil diye Allah'la bizi kandırmış olmasıdır. Aman çünkü münafıklar da bizi Allah'la kandırmaya kalkıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ Ne diyorlar? Hatta Allah-u Teala bakın müttakilere müttaki diyor. Kafir açıkça kafir diyor. Münafık o kadar gazabı hak ediyor ki adından bile değmez insanlar. وَمِنَ النَّاسِ İnsanların bazısı hak. Bir kısım insanlar. Ne indiği belirsiz haklı insanlar. Allah'a inandık diyorlar ve ahirete ama inanmıyorlar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُتَّدُونَ Kendilerini salihte, hidayette zannediyorlar. Ama öyle değil diyor Cenab-ı Hak. O zaman değerli dostlar, ayete bakınca burada Rahman bir şey indirmedi. Halbuki اَرْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْاِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ Bu ayette çok manidar bir gidişi var. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, beyanı öğretti. Şimdi halbuki şöyle değil mi iş? Rahman insanı yarattı, Kur'an'ı öğretti mi olacak? Ayete inanıyoruz da bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ayet diyor ki, Rahman Kur'an'ı öğretti insanı yarattı. Hangisi önce? Ayette Kur'an eğitimi doğmadan önce başlıyor. Doğum şimdi başlıyor. Nasıl çıkacaksın şimdiden? Yunus Emre'nin dediği gibi, kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi diyor. İnsan Kur'an için yaratıldı, önce Kur'an eğitiminden bahsediyor Allah, sonra insanın yaratılışından bahsediyor. Sonra da insanın beyan kabiliyeti, konuşma kabiliyeti. اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي نَرْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ İnsan bütünüyle ahirette konuşacak. Bütünüyle. Çok ayet var değil mi? اَلْيَوْمَ نَحْمُ عَلٰى اَفْقَيْمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يمْ وَتَشْرِ اَرْكُلُمْ Ağzı durduruluyor, eller ve ayaklar konuşuyor. Başka? وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْكَى وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَا يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِيَنَّ رَبِّكَ يَوْقَالَهَا
toprak konuşuyor. Toprak diyor ki, ey insan benim üzerimde, hani namaz kılarken ileri geri yapıyoruz ya bazen. Ne değişik yerde secde dedi. Burada ileri geri yapıyoruz ama bankalar arasında faiz arayışı, piyango arayışı, haram arayışı, günah arayışı, yalan arayışı, isyan arayışı yaptığımız adımlar da geçen haftaki ayet-i kerimede ne buyurmuş Cenab-ı Hak? Ayette مَاقَدَّهُ وَاَذَارُهُمْ onların yaptığı amelleri ve geri bıraktıkları izlerini de biz yazıyoruz. Ne izi bıraktık? İman izini bıraktık, küfür izini bıraktık. Onun için لَا تَتَّبِ اُقُدُ وَاَذِ الشَّيْطَانِ şeytanın izlerine, adımlarına uymayın buyurmaktır. O halde ayet-i kerimeye böyle bakınca buradan şunu anlıyoruz. Eğitim ve öğretimin Rahman olarak yapılması lazım. Rahmetle yapılması. Rahmet, kolaylığı ve adalet prensipleri göstererek eğitim ve öğretim yapılır. يَسِّرُوا وَلَا تُمَسِّرُوا İmama da bu lazım, öğretmene de bu lazım, ebeveyne de bu lazım, idare eden herkese bu lazım. Kolaylaştırın ve zorlaştırmayın. Ama bunu biz böyle söylüyoruz da, örnek vereyim mesela, kınamak için söylemiyorum. Adapazarı'nda bir yer açılmış, adı Engelsiz Kafe diye. Benim de malum biliyoruz, gizlemiyoruz ki cemaat gizlemesin çocuklarını diye de ısrarla söylüyorum. Görmeye engelli olur mu? Bir gün onu oraya gönderdim, git bakalım bir toplantı varmış dedim. Gitti geldi, adı Engelsiz Kafe. Geldi, nasıl buldun dedim. Şimdi ben de gittim oraya, ben onun bulduklarını bulamadım. Dedi ki, engelsiz adı ama kendi engelli dedi. Orayı kötülemiyor. Niye dedim? Mesela televizyon programı koymuşlar, görme engellilerin anlayacağı şekilde betimlemeli program değil dedi. Peki neyse, başka dedim. Mesela yemek menüsü koymuşlar, görme engellilerin okuyacağı kabartma dedi, kitapçı koymamışlar dedi. Şimdi başladı. Öbürü bilmem ne belirip bir saymaya başladı. Demek ki kolaylaştırmayı anlamak için köre sormalı, sağara sormalı, hastaya sormalı, evlada sormalı, öğrenciye sormalı, muhataba sormalı. Bana diyoruz her şeyi görüyor, oluyor zannettim. Bir başladı saymaya, söylediniz mi dedim, söyledik işte yeni falan yapacağız dediler. Ama onları biz fark edemeyebiliriz. Onun için kolaylaştırınız ve zorlaştırmayınız ilkesini biz sadece imamın namazda okuduğu Kur'an ya da birkaç sözle sınırlıyoruz ki hayır, ergonomik dediğimiz şu lambalar bile bakın kolaylaştırmalı, böyle araba vitesi gibi yumuşacık değil mi? Mikrofon kolaylaştırılmalı. O halde Müslüman bugün zorlaştıran insan haline gelmiştir. Ne kadar zor olursa o kadar bereketli olur diye. Zor baba, zor insan, zor imam, zor bir hayat. Halbuki Allah yürüydü Allah'u bikumul yusra ve la yürüydü bikumul yusra. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Mekke fethinde Efendimiz suyunuzu için orucunuzu bozun diyor. Kimse oruç falan bozmuyor. Yani yolculuk da zor, savaşa gidiyorlar artık oruçlu olduğu gün dayanmanın sonuna gelmişler. Efendim yüksek bir yere çıkıyor ve elindeki suyu alıp içiyor, ondan sonra sahabede içiyor. Anlaştık. Şimdi bir soralım bakalım. Ben zor, kolay bir imam mıyım, zor bir imam? Kolay cemaat, zor cemaat. Herkes kendine sorsun. Bu kolaylık demek dinde iskonta yapmak anlamına da gelmez. Hocam kolaylaştıralım, ayakkabıyla girsin. Canım neyle girerse girsin ama ayakkabı temiz olsun. Oraya da bir bakmak lazım. Yani kolaylaştırıyoruz derken dine de yazık etmeyelim. Şimdi buyuruluyor ki Cenab-ı Hak in entum illa tekzibun demişler onlar. Rahman bir şey indirmedi, siz sadece yalan söylüyorsunuz. Şimdi bir insana yalancı demek kadar itham edici bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime var yalanla ilgili. Hatta Efendimiz gablezur, yalan şahitlik ısrarla söylüyor. Yalan, bir de yemin eklersek ona o daha kötü bir şey oluyor. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yalandan şiddetle sakındırdığını görmekteyiz. Yalan ve iman meselesi hep anlatır hocalarımız. Bunun için münafıkların ilk özelliği Kur'an-ı Kerim'de yalancı olmalarıdır. Yükettikun öyle demiyor mu ayet-i kerim? Daha işin başında. Demek ki yalan adamların tabiatı haline gelmiştir. Peki o zaman biz kendimize bir dönelim. Bakalım yalan olan hakikatlarımız nedir? Anlatmışımdır, çok hoşuma gidiyor. Hadis alimlerinden bir tanesi hadis toplamak için o devirde seyahat ediyor. İlim için nerede var diyelim. İşte misal olsun Konya'da var, oraya kadar gidiyor. Tam adamı buluyor, hadis öğrenecek. Peygamberden duyduğu bir sözü alacak ondan. Geri dönmüş. Ev sahibi demiş, niye döndün? Ben size böyle bir mesele için gelmiştim ama vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü siz bir atı yanınıza çağırdınız,
heybeyi gösterdiniz. Atla heybede yemek var, yiyecek var, arpa var zannetti. Geldi. Yanınıza gelince atı tuttunuz. Heybe ise boşmuş, kaldırıp attınız. Siz ata yalan söylediniz. Ben size inanamam diyor. Ata yalan söyleyin. Sahabeden birisi çocuğuna gel bak sana ne vereceğim diyor. Efendimiz eğer vermezsen yalancısın diyor. Şimdi yalanla doğru öyle bir karıştı ki iş. Zaten suç işlemeye hazır olan yalan söylemeye hazırdır. Yalan söyleyen de suç işlemeye hazır. Yalan söylemiyor. Çünkü bir sahabe geliyor. Ya Resulallah ben çok günah işliyorum. Hiçbir günahın önüne geçemiyorum diyor. Efendimiz yalan söylemeyi bıraktı. Adam düşünmüyor. Yani ne alakası var bunların? Sonra bir günah işleyeceği zaman aklına gelmiş. Şimdi ben bu günah işlediğim zaman Peygamberimiz sorarsa bu günahı kim işledi? Ya da biri derse ki sen işledin. Ben ne diyeceğim? Yalan dersem işlemedim diye o zaman sözümden durmamam lazım. Ne yapacağım? Ben sözümde durmak için günahı işlememem lazım. Öyle değil mi? Soruyorsunuz kaybolan şey var, yapılmayan iş var. Kim kimseye sahip çıkmıyor. Demek ki yalan var. O zaman burada şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar diyorlar ki ancak yalan söylüyorsunuz. Kâlû dediler ki Rabbuna yâlemu innâ ileyküm lemûsedûn. Bu şu şekil cevap veriyorlar kendileri etler. Biz diyorlar gerçekten Rabbimiz biliyor ki size gönderilmiş elçiler. Şahit Allah'tır. Ve kefâ billâhi şehîdâ. Bak gördük mü? Allah'a şahit. Ne güzel bir şey. Allah şahit yani Rabbuna yâlem. Rabbimiz biliyor. Burada da bir de Rab kelimesi de geçiyor. Bu Rab kelimesi maalesef abdesti, namazı, kurbanlık hayvanı anlattığımız kadar bunu ne anlatabildik ne başarabildik. Niye? Biz dini anlatırken emesli bir Rab hükümden başlıyoruz. Sonra gidiyoruz kabre giriyor, men Rabbuke'den başlıyoruz. Fatiha'yı okuyoruz, elhamdülillah Rabbil alemin diye başlıyoruz. Sonra peygamberi ve mâ erselnâke illâ rahmetel âlemin anlatıyoruz ya. Sonra ilerliyoruz, kul eûzü bi rabbin nâs, Rab geçiyor. Bakın son sure Rab, ilk sure Rab, ilk ayet ikra bismi Rab. Kendisi. Rab, 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 Rab. Ama nerede? Bunu anlatıyor. İddak ediyor. Varum ve ruhbanum erbaha min hudillah ilahüllahi. Yani insanları o zaman din adamları idare ediyor. İster sivil etsin, ister din adamı. İdare edenler dinden bağımsız kurallar koyar. İnsanlar da dine aykırı olan bu kuralları benimserlerse onların Rabbi Allah olmaktan çıkar o idareciler olur. Hoca olabilir, şeyh olabilir, batıl olanı var, idareci olabilir. Bu iş o kadar önemli ki Yusuf Aleyhisselam ne vaaz etmiş hep sanırım? Ya sahibeyi sicin e'erbâbü müteferdikûne hayrun emillâhü vâhidur rahman. Ey hapishane arkadaşlarım, bir sürü Rab var ortada. Herkes ben atlayayım, ben atlayayım diyor. Bunlar mı hayırlı? Vahid ve kâhâ olan Allah mı hayırlı? Hangisi diyor? Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Rab konusu da çok ciddi ele alınmaktadır. Maalesef rububiyetin ne anlama geldiği bilinmeyince o zaman insanlar kimi eşine devrediyor, kimi yönetici alıyor, kimi para sahibi alıyor, kendini rububiyet makamında görüyor. Onun için talim terbiye, göz terbiye rububiyeti bilmekten geçer. Şimdi burada devam edelim ayet-i kerimeye. Bitireceğim hemen az sonra. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينَ. Dediler ki biz ancak açık bir tebliğci olarak gönderildik. Yani bize düşen apaçık bir tebliğdir. Şimdi mübin, acaba bugün biz İslam'ı anlatanlar, ister bu kürsüde ister başka mahvilde anlatan, mübin bir din anlatabiliyoruz. Bu bir. Şimdi bir tarafı anlatıyoruz da mübin olacak. Anlaşılacak. İki, kattebeyyine rüştü minel gay. Rüşt ve gay birbirinden ayrılmıştır. Biz bunu bugünkü insanın hafsalasına ayıracak şekilde anlatabiliyoruz. Ayrıldı diyor ya, nerede ayrıldı? Nasıl ayrıldı? Hakla batılı nasıl ayrıldı? O zaman buradan baktığımız zaman şunu görmüş oluyoruz ki bu belâ-u mubîn ciddi bir iştir. Hâzâ belâ-u Kur'an-ı Kerim'de bulunur. Bu tebliğ, davet, emri bil maruf, nehyen münker, vaaz, beyan, irşad, nasihat ne dersek diyelim bunun kendi içinde sorumluluğu var. Bir tanesini söyleyeyim. لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ يَفْعَلُونَ وَيَا كَانُوا لَا اِلَّنَا اَمْنَا مُنْكَرِ الْفَعَلُونَ Veya başka ayette birbirlerini işledikleri günahtan men etmeyen insanlar alim olursa vebali daha çok.
Yani alimler biraz biliyor işte, okumuş mu, görmüş mü, duymuş mu? O zaman ne olur, vebal çok olur. Buradan bakılınca şunu görüyoruz ki, demek ki İslam'ın açık bir beyana ihtiyacı vardır. Bu gizlenmeyecek, açık bir beyan. Galiba dediler ki onlar, اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اِنَّا عَذَابُ الْاَلِيمِ Hani ve iz yemkûr kellezine keferûlî istüdüke ev yaktûlûke ev yukrîçûk var ya ona benziyor. Yani boş mu duracaklar dediler ki şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Şimdi uğursuzluk konusu cahiliye döneminde var. Ya bugün Müslümanlık döneminde de var. Bir şeyi uğurlu gösteren ve uğursuz gösteren simgeler. Mesela demiş ki İyâfetü Tayyir deniliyor ona. Yani kuşu salıyorlar ya da havada bir şeye bakıyorlar. Uğurlu mu değil mi oradan karar veriyorlar. 13 rakamda diyelim uçak koltuğuna oturmuyorlar. Niye? Uğursuz da 13-10'dan. E niye uğursuzmuş? Çünkü Hristiyanlar inanıyorlar ki İsa Aleyhisselam'ın son yediği yemekte 12 tane havari vardı. Bir de kendisi 13 vardı. Oradan kalktıktan sonra başına bu iş geldi. Öyleyse 13 rakamı uğursuz. Haydi. Bizim bunlarla alakamız yok ama 13 dedin mi adam böyle rahatsız oluyor değil mi? Şimdi böyle bakılınca Kur'an-ı Kerim'de bu konunun Salih Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'ın içinde kullanıldığını görüyoruz. Vakitte 5 dakikayı özetleyerek bitireyim. Yani diğer peygamberlere de uğursuz geldiniz diyorlar. Yani İslam vahyini uğursuz kabul ediyorlar. Müslümanlık uğursuz bir dindir kabul ediliyor. Sonra ayet-i kerimelere bakıldığında hadis-i şeriflere şöyle uğursuzluk anlayışı yüzünden bir insanın amelini değiştirmesi İslam'da reddedilmiştir. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif naklediliyor ama o hadis Hazreti Ayşe ile toparlayalım. Cahiliye döneminde buyurur ki uğursuzluk üç şeydedir buyurulmuştur. Yani atta, kadında, meskende ama bu İslam'da değil. Cahiliye döneminde. Tamam mı? Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur. Tefettür vardır yani uğurlu saymak vardır. Buradan bakılınca, size bakın İbn-i Mesud'un çok güzel bir sözünü aktarayım. Bir şeyde uğursuzluk varsa iki çene arasındaki dilde. Uğursuzluk mu arıyorsun? Diline baksın. Ne başına belalar gelir. Söz ola kese savaşır, söz ola kestire başı. Öyle değil mi? Uğursuzluk mu arıyorsun? Sen kendi diline bak. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımızda mesela Emevi Aleyhisselam Ömer bin Abdülaziz Ay boğa burcundayken yola çıktığında bunu iyi karşılamayan İbn-i Abdülhakem demiş ki ay demiş bu burçtayken yola çıkma demiş. O da demiş ki ona sen bana ayın kıvrımında olduğunu mu söylemek istiyorsun? Biz güneşe ve aya göre değil tek ve kahhar olan Allah'a sığınarak hareket ederiz. O dedi onu dedi o oradan döndü o öyle oldu biz onlara bakmayız ondan da etkilenmeyiz demiş. İbn-i Kayyim el-Cevzi ise kıyaremin, yani bu diğer dediğimi uğursuzluğun, ondan korkan kişiye zarar vereceğine, korkmayana hiçbir şey olmaz. İnadına korktuğu için de zarar verir. Baykuş öptü, köpek öptü, hadi bakalım uğursuzluk. Al başına da bir iş gelir, ondan zannedersin. Bir gün birisi bana kızdı, böyle aklı gel git birim. Mustafa Hoca öleceksin dedi. Tehdit edecek. Ben öleceğimi biliyorum, ölsem bile senden değil haberin olsun. Boşuna dedim beni kızdırmaya kalkma. Tamam o zaman gidiyorum. Yani biz de hiç hocaların adak adadığını gördünüz mü siz? Bir imamın adak adadığını adamazlar niye? Çünkü adak kaderi değiştirmez hem cemaat adar. Kur'an kursları da bayram eder. Bunlar da koyuna diyemiyorlar. Adadı büyük hayvan adayı da bari. Hiç olmasa sevabı bari büyük olsun. Öyle değil mi? O zaman bütün bunlara bakın diyor buradan. Bir şey uğurlu geldi, uğursuz geldi gibi söylemler doğru bir söylem değildir. Bu kadarla iktifa ederim. Şimdi bunların uğursuzluğu bu değil. Siz geldiniz bu memlekete huzur kaçtı diyorlar. Evet tabii huzur kaçtı. Çünkü sömüremeyecekler. Faiz yasaklanacak, zina yasaklanacak, putperestlik yasaklanacak, yalan yasaklanacak, güçlünün haklı olduğu düzen yasaklanacak. Peygamber ne için geldi? Toplumun manevi dinamiklerini, devlet düzenini, aile düzenini, ticaretini, savaş mantığını, rüyasına varıncaya kadar hayatını değiştirmeye geldi. O zaman diyor ki çok uğursuz geldi. Niye uğursuz geldi? Çünkü sen geldin biz faiz gelirlerimiz azalacak diyor. Kadınlarla nikah mecburiyeti getirdin diyor. Başka miras mecburiyeti getirdin diyor. Arar mısın? Namaz mecburiyeti getirin diyor. Putlarımıza tapamayacağız diyor. İstediğimiz gibi güçlü olamayacağız diyor. Ha, onların uğursuz saymaları
ellerindeki batıl güçlerin gittiğinden dolayı. Anlatabildim mi? Bugün o mesele yoksa basit bir 13 rakamın uğursuzluğu değil. Onlar da diyorlar ki, devam ver. Ne inlemten de uğrenen cümen de kum, vereymezsen de kum, minne azabı demin. Eğer vazgeçmezse sizi rejmedir. O zamanlar adetlerden rejim taşla öldürmek demektir. Şimdi öldürmek yasak, taş duvarın arkasına hapseder adamı. Sizi öldürürüz diyorlar, yahut da elem dolu bir azaba çarpılırsınız. Canınızı yakarız diyorlar. Haberiniz olsun, bu işten vazgeçin. Sonra ayet devam ediyor, bir ayet kaldı. Gâlû dâiru kumnâkû. Dedi ki peygamberler, öyle kaba konuşmuyorlar, çok kibar bir şekilde. Uğursuzluğunuz kendinizdendir dedi, bizden değil. Bu toplumda bir uğursuzluk varsa sizdendir. Bizimle ne alakası var? Yani memlekette meydana gelen cehaletsizlikler, hukuksuzluklar, insani sıkıntılar sizin kendi sebebinizdir. Bizim söylemlerimizle alakası yok. Enin dükkirdüm, size öğüt verildiği için mi siz şimdi uğursuz zannediyorsunuz? Yani tebliğ yapıldı, davet yapıldı, uğursuz zannediyorsunuz. Ben endüm gavnum müsrifûn. Siz müsrif kavimsiniz. Şimdi biz müsrif kelimesini ne diyebiliyoruz? Bunu kapatalım sadakallahu razıyım. Ne diye müsrifim diyoruz? Külü ve şevve ve la tüsefü innev la yukakul müsrifin. İyi için israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Peki neden israf dediğinde giymekten başka şeyden bahsetmedi? Çünkü diyor tefsirde insanın en çok yaptığı ve her gün muhtaç olduğu yemek içmektir. Oradaki israf etmediği gerisini sen anlıyorsun. Peki şimdi innen bir mezrine kâni yukhane şeyatî. Bir de saçıp savuranlar da şeytanın kardeşleri. Şöyle bir şeyle bitirelim. Müslim olmak, haktan dönmek demektir. Çünkü fena yüslük bir katil var Kur'an-ı Kerim'de. Katilde israf etmeyin. Yani bir adamı cezalandıracakken sülalesini cezalandırmaya kalkmayın. Ya da affettiyseniz sonra arkadan hinlik yapıp da adamı cezalandırmayın. O zaman Lut Aleyhisselam'ın kavmine de Lut Aleyhisselam diyor ki siz müslim kavimsiniz. Ne demek müslim? Kadınlarla evlenmek ederken siz erkeklerin birbirleriyle girdiği bu büyük günah müsrif bir toplumsunuz diyor. O zaman müsriflik sadece bizim kaşığın lokmasıyla sınırlı değil. İslam'ın ilkelerinden ne kadar sapma, uzaklaşma varsa o kadar israf başlamıştır. İsraf zamanı kullanmakta, eşyayı kullanmakta, iman esaslarına varıncaya kadar devam eder. Peki o zaman bir müjdeyle bitirelim. Haftaya peygamberler mücadelesinde onlara yapılan tepkilerin maddelerini yazmıştım. Sayısını vereyim, beni affedin, programı yetiştiremedik. 24 madde yazmışım. 24 maddede buyruluyor ki Hülya İbadiyyelesine esrafu alâ nüfusihim. Ey nefislerinde israf eden kullarım la taknatû min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. El Fatiha.